Merhaba. Büyük depremin adını ne koyalım? Kahramanmaraş depremi, Hatay depremi, artık kafam da karıştı. Büyük depremin üzerinden 16 gün geçti ve ne yazık ki hala büyük bir koordinasyonsuzluk var. Ne yazık ki hala pek çok yere çadır ulaştırılamadı ve de hala insanlar açıkta yattıklarını söylüyorlar, çadırın yetersiz olduğunu söylüyorlar. Özellikle Samandağ'da büyük bir çadır sıkıntısı var. Neden bu sıkıntı var? Gelin isterseniz Samandağ'a bağlanalım. Samandağ Belediye Başkanı bizimle. İlk olarak onunla konuşalım. Bekletmeyelim onu hatta. Kim şu anda hattımızda Kenan? Refik Yılmaz, Samandağ Belediye Başkanı hatta şu anda. Refik Bey, nedir durum acaba dün geceden bu yana? Evet. Dün de çok şiddetli bir şekilde sarsıldık. Maalesef hasarlı binalarımız da, yani ağır hasarlı binalarımız da yıkıldı. Dolayısıyla yıkık bina, hasarlı bina, ağır hasarlı bina, orta hasarlı bina sayısı o kadar fazla ki tabii bu artçı sarsıntılar, yaşanan 3 tane büyük deprem toplumda bir travmaya ulaştı. İnsanlar artık içeri girmek istemiyor. Zaten içeri girecek ev de kalmadı. Yani evlerin tamamı en iyisi hasarlı, az hasarlıdır. Vatandaşlar korkudan haklı olarak şeye girmek istemiyor. Eve girmek istemiyor. Bu nedenle ciddi bir çadır ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu konuda AFAD maalesef yetersiz kaldı. Hani şunu bir noktaya kadar anlayabilirim. Evet, Bey, çadır mı yok? Çadır dağıtılmıyor mu? Sıkıntı ne yani? Fiili şöyle, olarak çadır mı yok? Şöyle, yani AFAD ilk başta çadır kent kurulması kararı verdi. Bireysel dağıtıma karşı çıktı. Bizim de bölgenin sosyoekonomik yapısının, karakteristik yapısının buna çok uygun olmadığını, ihtiyacın fazla olduğunu, bu ihtiyacın çadır kentlerle karşılanamayacağını ve bunun soruna çözüm üretmeyeceğini ifade etmemize rağmen bu konudaki uyarılarımız dikkate alınmadı ve düz bir mantıkla çadır kentler kurulması konusunda bir çalışma yürütüldü. 7-8 noktada bir çadır kent kuruldu. Ama onlar ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Baktılar olmayacak. Son 3-4 gündür çadır dağıtmaya karar verdiler. Fakat dağıtılan çadırla talep birbirleriyle hiç uyumlu değil. Yani talebin çok altında bir dağıtım söz konusu olduğu için ister istemez vatandaş da gece işte çocuğu olan var, hastası olan var, yaşlısı var. Sabaha kadar açıkta kalıyor, eve giremiyor. Bir başını sokacak bir alan istiyor, barınma istiyor ve bu nedenle ciddi anlamda bir çadır talebi var. Konteynerle ilgili de herhangi bir çalışma yok. Samandağ'da devletin ya da AFAD'ın herhangi bir konteyner çalışması olmadığını görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bizden bir tahsisi istedi. 500 tane konteyner kuracağını söyledi. Şu anda onunla ilgili altyapı çalışmalarını bitirmek üzere. Bir de Bursa Nilüfer Belediyesi 80 tane konteyner kent oluşturdu. O da yarın bitiyor altyapısıyla birlikte, kurumunu bitiriyorlar. Onun dışında konteyner çalışması yok. Orta vadede konteynere ihtiyacımız var. Devletin bu noktada da AFAD'ın bir çalışma yapması lazım. Yani yarın havalar ısındığı zaman vatandaşlar çok uzun süre çadırda da kalamayacak. Ama biz depreme kışın ortasında yakalandığımız için vatandaşlar da eve giremediği için şu anda ciddi bir şekilde çadır talebinde bulunuyor. Eğer AFAD ve devlet bu konuda ciddi bir çalışma yürütür, bu kışın ortasında da vatandaşımızı en azından bir çadıra şey yaparsa, yönlendirebilirse bu sorunu büyük ölçüde çözmüş olacağız. Şu anda nüfus kaç? Kaç kişi çadırda, ne kadar çadıra ihtiyaç var? Şöyle, bizim Samandağ nüfusu 130.000. Bunun bir kısmı güvenlik gerekçesi, çocukların eğitimi gerekçesiyle kentten ayrıldı. Ama büyük çoğunluk burada duruyor. Dolayısıyla nereden baksanız 15.000 çadıra ihtiyaç var. 2 gün önce İçişleri Bakanı'yla bir toplantımız vardı. Biz de bu talebimizi ilettik. 2.000 çadır 3-4 gün içinde 2.000 çadır göndereceğini söyledi. Bugün yetkililerle yaptığımız görüşmede bugün 700 tane çadırın geldiğini söylediler. Muhtarlara veriyorlar. Belediyeleri bu işe karıştırmak istemiyorlar. Bize sıkıntı yok dedik. Yeter ki dağıtılsın. Kim dağıtırsa dağıtsın yani. Yeter ki dağıtılsın yani. Dolayısıyla şu anda muhtarlara gelen çadırları dağıtıyorlar. 40'ar, 50'şer, 30'ar. Ama talep bunun çok üstünde. Bunu nasıl yapacağız bilemiyorum. Vatandaş seni buluyor. Peki. Var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Yani devlet yetkililerimiz bu çadır konusuna biraz daha ciddi bir şekilde eğilmeli. Çünkü vatandaş gece çoluk çocuğuyla, yaşlısıyla, hastasıyla dışarıda geceyi geçirmek zorunda kalıyor. Ve ciddi bir öfke, ciddi bir tepki birikiyor. Hem cenazesi olanlar var, evi yıkılmış olanlar var. Bir de dışarıda kalıyor. Bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Bir de evlerin yıkıldığı alanlarda, bölgelerde çok acil seyyar tuvaletlerin kurulması lazım. Bir tane seyyar tuvalet kurulamamış. AFAD burada ne yapıyor bilmiyorum. Gıda yardımında da yavaş yavaş tepkiler ve talepler artmaya başladı. Onu da organize etmeye ve vatandaşın gıda talebinin karşılanması gerekiyor. Yemekleri zaten belediyelerin çoğu mahalle aralarında kurdukları çadırlarda bir şekilde bunu vatandaşımıza sağlamaya çalışıyor. Mesela Kepez Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Mamak Belediyesi ve yani her partiden belediyemizin Allah razı olsun kim katkı sunduysa, kim yardıma koştuysa, kim yardım elini uzattıysa onlardan Allah razı olsun. Onlar bize bu zor günde ülkenin vatandaşlarımızın nasıl da birlik beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket edebileceğini bir kez daha ortaya koydu. Onlara ben de Samandağ halkı adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bir kez daha geçmiş olsun. İyi ben günler teşekkür diyorum. Ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hani birinci gün dedik ki ya büyük afet. İkinci gün dedik ki kolay değil bu işlerin olması. Üçüncü gün dedik ki ya durun bir ama devlet gelecek. Dördüncü gün dedik aynı cümleleri. Beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün, sekizinci gün gittik dedik ki acil tuvalete ihtiyaç var. Acil çadıra ihtiyaç var. 9. gün aynı şeyi söyledik. 10. gün siz söylediniz. İşte bilmem kaçıncı gün yardım kampanyaları düzenlendi. Milyonlar havada uçuştu. Para toplandı. Ama 16. güne geldik. Şu anda bir organizasyonsuzlukla karşı karşıyayız. Koordinasyonsuzlukla aslında. Çünkü çadır kurulan yer var mı? Var. Mesela bazı yerlerde çadır sıkıntısı yok bildiğim kadarıyla. Malatya'da yok mesela. Belki orada tabii yıkılmaz. O yüzden olabilir ama orada olmadığını biliyorum. En azından Gaziantep'te de yok diye biliyorum. Ama Hatay hala yani baksanıza yani binlerce insan hala çadır yapıyor. Kenan benim anlamadığım şu. Sen bakabildin mi? Yani çadır neden yok? Para mı yok? Çünkü bugün Tunç Soyer İsmail Küçükkaya'ya bağlandı. İşte biz metrekare başına 1000 lira verirseniz konteyner yaptıracağız. Yani sıkıntı para mı? Yoksa çadırı yapacak fabrika mı yok? Koordinasyon mu yok? Sen anladın mı? Çünkü Kızılay normal şartlarda böyle felaketler olduğunda biz eskiden Kızılay çadırlarını görürdük. Artık Kızılay diye bir şey görünür değil en azından varsa da. Hatta Kızılay Başkanı bir tane tweet attı. Dün akşam gelen tepkiler üzerine de sildi. Çünkü işte gönüllüler ve Kızılay çalışanları için yaptığımız çadırları şeye gönderiyoruz dedi. Samandağ'a gönderiyoruz dedi gelen tepkiler üzerine. Millet de niye şimdi göndermediniz? Şimdi mi gönderiyorsunuz dedi sanırım. Apar topar onlar kaldırıldı değil mi ortada? Sıkıntı ne sen anlayabildin mi? Yani şöyle bence çadır stoğu yok. Her zaman bunu aslında şöyle siz 32. günde Recep Yazıcıoğlu'yla Erzincan depreminden sonra yaptığınız bir yayın vardı ya. İhtiyaç 25 bin, 10 bin çadır var diyor. Evet sıkıntı yok diyor. Biz diyor hazırlıksız yakalandık diyor. Keza gelin Marmara depreminde de aynı şey. Yani bir çadır stoğu yok anladığım kadarıyla. Şimdi ben de birkaç kişiye yazdım. Program esnasında dönüş gelirse çadır stoğu mu yok? Yoksa bölgeye mi sevk edilemiyor? Bununla da ilgili başka bir şey bahsediyor. Kızılay'ın çadır üreten fabrikasının özelleştirilip özel şirketlere çeşitli üretim yaptığı, yani bu çadıra hazırlıklı olmadığı konuşuluyor, tartışılıyor. Tamamen. Değil mi? Bir de Cüneyt Bey, belediye başkanının söylediği çok önemli bir şey var. Şimdi özellikle insanlar herkes şeyde yaşamıyor. İşte apartman blokları 10 katlı, 20 katlı yerlerde yaşayıp da gidecek başka yeri yok ve şeye gitmiyor. Çadır kente gitmiyor. İnsanlar çadır kentlere gitmek istemiyor. Evinin yanında az hasarlı evi var. Eve girmek istemiyor. Çadır ihtiyacı var. Gidiyor belediye başkanına, muhtara, ona buna söylüyor ve diyor ki ya bana bir tane çadır verin diyor. Şimdi bu 15.000 çadır muhtemelen o istekleri de kapsıyor yani. Çünkü insanların hiçbiri, ben İzmit'te de, Malatya'da da, Elazığ depreminde de, farklı yerlerde de insanlar, herkes çadır kentlere gitmek istemiyor. Çünkü bağı var, bahçesi var, oraya kurmak istiyor, kendi arazisinde durmak istiyor. Toplu biliyorsunuz bir şey. Evet. İnsanlar ama ben mesela bir CHP'li milletvekilinin başka bir yerdeki bir çadırın içine girip şey yaptığını gördüm. 4 aile 25 kişi aynı çadırda kalıyorlar. Yetmiyor diyor. Yani binlerce çadır kuruldu mu? Kuruldu. Kurulmadı diye dersen taş olur insan. Ama hala bazı yerlerde büyük çadır sıkıntısı var mı? Var ne yazık ki.